Tarih boyunca farklı kültürlerin zengin birikimiyle yoğrulan Anadolu, her dönemde değişik inançlara mensup toplulukları kucaklamıştır. Kadim Anadolu'nun çok tanrılı dinlerden Musevilik, Hristiyanlık ve İslamiyet'e kadar sayısız dinin yeşerdiği bölgelerinden biri de Kilis'tir. Halife Hazreti Ömer zamanında İslamiyet'le tanışan Kilis, bu tarihten itibaren sayısız din adamı yetiştiren, ayrıca alimlerin yerleşerek eğitim faaliyetleri gerçekleştirdikleri şehir olmuştur. Binlerce yıldır bu topraklara egemen olan Türk İslam kültürünün ve tam 600 yıl İslam dininin önderliğini yapan Osmanlı Devleti'nin ortaya koyduğu dini eserlerin yanında, manevi kimliği yüceltilmiş evliya ve sahabelere ait ziyaret yerleri, türbeler ve makamlar Kilis'in dört yanını saran kutsal mekanlardır. Binlerce yıllık tarihi ve zengin kültürel birikimiyle önemli bir destinasyon noktası olan Kilis, günümüze kadar ulaşan dini mekanlarıyla duaların daha büyük anlam kazandığı şehirdir. Büyük bölümü Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilen ibadethaneleriyle kendini arayanların, gönlü sıkılanların şifa kapısı olan sayısız eseri barındırır. Sahabeler şehri Kilis. Kilis'in en eski camisi olan Ulu Cami'nin Memluklar dönemine ait olduğu düşünülmektedir. Yapılan onarım ve eklemelere ilişkin 11 kitabenin yer aldığı cami, ilk plan tipini korumaktadır. Kara Kadı adıyla da tanınan Kadı Camii, Ali bin Ahmet Alaaddin el-Rumi tarafından 16. yüzyıl başlarında yaptırılmıştır. İki mihrabı bulunan caminin ana yapısından ayrı olarak kaide üstünde yükselen minaresi oldukça zariftir. Kentin en eski yapılarından Cüneyne Camii, kalın gövdeli minaresi ve dikdörtgen planıyla dikkat çeker. Küçük cennet anlamına gelen Cüneyne Camii'nin bulunduğu bölgeye, Kilis'in fethi sırasında şehit düşen çok sayıda sahabenin metfun olması nedeniyle Meşhedlik adı verilmiştir. Evliya Çelebi, seyahatnamesinde Meşhedlik'te isimleri belli olan 3000 sahabe mezarının bulunduğunu belirtmiştir. Geçmişte Kilislilerin şehit sahabelere saygıları nedeniyle bölgeden geçerken ayakkabılarını çıkardıkları anlatılır. ...1583 yılında yaptırıldığı düşünülen Akçurun Camii'nin adı, halen kullanılan kuyunun yanındaki curundan kaynaklanır. Curun kelimesi kilise ağzında kurna, havuz anlamına gelir. ...1682 yılında inşa edilen Çalık Camii'nin batı cephesindeki taç kapı üzerinde Mevlevi sikkesi şeklinde kitabe bulunur. Caminin kuzeyindeki geniş avluda medrese yer alır. Avluda ayrıca minare, taş bilezikli bir kuyuyla yaptıranlara ait mezarlar vardır. ...16. yüzyıl klasik Osmanlı üslubunda yapılan tekke cami, etrafındaki yapılarla birlikte Cambolat Paşa Külliyesi'ni oluşturur. Mimar Sinan veya Kalfaları tarafından inşa edildiği düşünülmektedir. Kilis'in en büyük kubbesine sahip tekke cami, zengin süslemeli minberiyle dikkat çeker. Minaresinin batısında Mevlevi posnişinlerinden Hacı Bekir Cambulat'a ait türbe yer alır. İki katlı inşa edilen Muallak Camii, 16. yüzyılın son çeyreğine aittir.
İbadet bölümünün üst katta yer alması ve minarenin giriş kapısı üstünde olması, caminin havada boşlukta duran anlamında muallak ismiyle anılmasına neden olmuştur. Mehmet Paşa Camii ve medresesinin yıkılmasının ardından geriye giriş kapısı ve minare kalmıştır. Öksüz Minare ismi verilen ve kilisin en güzel minarelerinden biri olan yapı, kare planlı bir kaide üzerine oturur. Şerefe altı gösterişli mukarnaslarla süslü, gövde rozet ve çinilerle bezelidir. Karataş Tepesi'nde medfun olan Şurahbil bin Hasene, Peygamberimizin görevlendirdiği ilk vahiy katiplerindendir. Habeşistan'a hicret eden ilk Müslümanlardan olan Şurahbil bin Hasene, daha sonra Peygamberimiz tarafından Mısır'a elçi olarak gönderilmiş ve ordu komutanlığı yapmıştır. Hicri 17 yılında kilisin fethedilmesi esnasında şehit düşmüştür. Şurahbil bin Hasene'nin yanı sıra 24 sahabenin daha türbenin yanındaki mezarlıkta metfun olduğu tarihi kaynaklarda yer alır. Şurahbil'e ait olduğu söylenen mezarın yanındaki mescit zamanla doğuya doğru genişletilmiş, avlusunun çevresine diğer yapılar da yerleştirilerek dergah ortaya çıkarılmıştır. Osmanlı dönemindeki son onarımı 1902 yılında Sultan Abdülhamit Han tarafından yaptırılmıştır. Tüm bu camilerin yanı sıra tarihi önem taşıyan pek çok cami kilisin dört yanını sarar. Hindioğlu Camii, Pirlioğlu Camii, Hasan Attar Camii, Zeytinli Camii, Şeyh Camii, Tabakhane Camii, Murtaza Ağa Camii, Şeyh Süleyman Camii, Türkler Camii. İslami esasların öğretildiği, sosyal yardımlaşmanın gerçekleştirildiği kurumlar olan Mevlevihaneler, Anadolu'nun dört yanına barış ve hoşgörüyü yaymıştır. 1545 yılında inşa edildiği düşünülen Kilis Mevlevihanesi, şeyh ve derviş yetiştiren bir dergah olarak yüzlerce yıl varlığını sürdürmüştür. Semahane bölümü halen ayaktadır. Yüksek bir kubbeyle örtülen semahanede renkli taşlar kullanılmış, nişler ve kubbe kastağındaki mukarnaslar gibi bezemelere yer verilmiştir. Kitabesinden 1859 yılında inşa edildiği anlaşılan Nakşibendi şeyhlerinden Abdullah Sermest Efendi'nin kurduğu Şeyh Efendi Tekkesi, 6 derviş hücresi, zikir evi olarak da kullanılan mescit ve türbeden oluşur. Mısır ve Mekke'de eğitim alan, kilise döndükten sonra çok sayıda öğrenci yetiştiren büyük bir alim olan Abdullah Sermest Efendi ile aile üyelerinin türbeleri, halkın yoğun olarak ziyaret ettikleri kutsal mekanlardandır. Alimlerle veliler gibi halkın sevgisini kazananların unutulmamaları ve insanlar tarafından ziyaret edilebilmeleri amacıyla inşa edilen türbeler, Türk İslam toplumunda büyük önem verilen dini yapılardır. Kültürünün zenginliği ve çarşılarının bereketiyle ünlenen kilisin manevi bekçiliğini yapan türbeler, geniş halk kesimlerince dileklerin gerçekleşmesi, sıkıntıların atlatılması ya da sevap kazanmak amacıyla ziyaret edilmektedir. Kilisin neredeyse her bölgesi huzur arayanlar tarafından ziyaret edilen türbelerle doludur. İslam'ın ilk müezzini Bilal-i Habeşi'nin bölgenin İslam devleti topraklarına katılması amacıyla yapılan savaşta kanının döküldüğü yere yapılan türbesi, günümüzde halkın yağmur duası ettiği makamdır.
Bölgeyi fetheden İslam ordusunda cerrah olan Şeyh Muhammed Ensari'nin 638 yılında şehit düştüğü yerde yapılan türbesinin ziyaret eden hastalara şifa verdiğine inanılır. Eskiden hacca gidenlerin mutlaka ziyaret ettikleri Şeyh Halil Türbesi'ne ilişkin bilgiler sınırlıdır. Hazreti Peygamber zamanında Rıtıl isimli ölçü birimini tayin eden sahabe-i kiram olan Şeyh Muhammed Bedevi Rıddali, Hicri 17 yılında İslam ordusunun bölgede gerçekleştirdiği savaşta şehit düşmüştür. Metfun olduğu türbe, kilise hakim Kalleş Tepesi'nde yer alır. XIV. Yüzyılda inşa edildiği anlaşılan türbenin yanına caminin de bulunduğu külliye yapılmıştır. Hazreti Peygamber'in Çeşnegir başı Şeyh Muhammed Simati'nin metfun olduğu Şeyh Mansur Türbesi, gelenekleriyle yaşayan bir mekandır. Kilisliler, Şeyh Muhammed Simati'nin sahabelere sofra açmasına istinaden cuma namazlarından sonra adına sofra açarak fakirlere yemek verirler. Türbenin kuzeybatısındaki tepe ise Dua Tepesi olarak adlandırılır. Peygamber ya da veli olduğu düşünülen Şem'un Nebi'nin olağanüstü güçlere sahip bir savaşçı olduğu ve ömrünü puta tapanlarla savaşarak geçirdiği rivayet edilir. Kütküt Dede ismiyle de anılan Şem'un Nebi'ye ait türbe toprağının gözde çıkan arpacığa sürülmesi halinde şifa bulunacağına inanılır. Şeyh Muhammed Bahaeddin ve Muhammed Şehabettin türbesinde yer alan kitabede burada metfun olanların kilisin fethi sırasında şehit düştükleri yazılıdır. Bir ağaya azap olarak hizmet eden ancak aslında mübarek bir zat olan Köfteci Bekir Dede'nin türbesi ilginç rivayetleriyle birlikte yaşar. Şurahbil zaviyesinin güneybatısında bulunan türbede metfun olan Kestenli Hacı Ali Baba, Kadir-i Şeyh'idir. Altun Dede Türbesi'nde metfun zatınsa Yusuf Hamedani ismiyle anılan bir veli olduğu rivayet edilmektedir. Din büyüklerine sevgi ve muhabbetlerini her fırsatta gösteren Kilisliler, Hazreti Ebubekir'in Cemel Savaşı'nda şehit düşen damatları Hazreti Talha ve Zübeyir için de makam yapmışlardır. Hoca Hamamı inşa edilirken aynı yerde bulunan Şeyh Cüneyt Türbesi'nin korunması, Kilislilerin sahabeye hürmetinin bir başka göstergesidir. Peygamberimizin de katıldığı savaşlarda su dağıttığı rivayet edilen Şeyh Kırbe Türbesi, bölgede yapılan savaşlarda şehit düşen Şeyh Ahmet ve Şeyh Muhammed'e ait türbe, sinir hastası çocukları tedavi ettiğine inanılan Hulk Dede ve Yusuf İzzettin Hamra türbeleri, kiliste halkın yoğun olarak ziyaret ettiği türbelerdendir. Türbesi Musalla Kabristanı'nda bulunan ve Büyük Hoca ismiyle anılan Abdullah Envari Efendi, 1825-1887 yılları arasında yaşayan ilim adamıdır. Mantık alanında çığır açan çalışmalara imza atan ve mantık derslerini ilk kez Türkçe olarak veren ilim adamı olan Abdullah Envari Efendi'nin yazdığı kitaplar, Padişah Abdülmecit Han tarafından ödüllendirilmiştir. Sudanlı olması nedeniyle Kara Baba adıyla anılan Kadiri Şeyhi Abdullah el-Esmeri ve son dönemde kilisin yetiştirdiği en önemli alimlerden
Şıhımoğlu Şükrü Elçi'nin mezarları açık türbe olarak nitelendirilen mekanlardandır. Geçmişte dinler kavşağı olan Kilis, Musevilik ve Hristiyanlığın rahatlıkla yaşanabildiği şehirlerdendir. 19. yüzyılda yaptırılan havra, büyük oranda yıkılan haham odaları, avlusu ve üç kemerli ibadet bölümünden oluşur. Cemaatinin göç etmesi sonrasında artık kullanılmayan Kendirli Kilise ise misyonunu tamamlamıştır. Bölgenin iki metropol kenti Halep ile Gaziantep'in arasında yer alan Kilis ve diğer şehirleri kapsayan turizm destinasyonu, farklı kültür ve inançların eşsiz eserlerinin görülebileceği fırsatları barındırır. Yüzyıllar boyunca ortak kaderi paylaşan Kilis, Gaziantep ve Halep, sahip oldukları kültür turizmi imkanlarıyla her dönemde olduğu gibi günümüzde de çekim merkezidir. Kilis ve Gaziantep'in Osmanlı döneminde Halep'in kazası olmaları, ayrıca Kilis'in Cumhuriyet sonrası uzun süre Gaziantep'e bağlı ilçe konumunda olması, üç şehir arasında ortak tarihi, kültürel bağların oluşmasını sağlamıştır. Tekke Camii'nin mimari olarak Halep'teki Hüsreviye Camii ile büyük benzerlik göstermesi, kültürel etkileşimin kanıtlarındandır. Kilis, Gaziantep ve Halep'in mutfak kültürleri de birbirlerinden etkilenmiştir. Yemeklerin yapımında kullanılan baharatların ve malzemelerin aynı olması söz konusu etkileşimin göstergesidir. Bölgede yaşayan dinlerin değerli mirasını barındıran, Türkiye'nin en fazla sahabe bulunduran şehri Kilis, ziyaretçilerini ağırlamaya hazır. Manevi iklimini paylaşmak ve huzur arayanların gönlüne girebilmek için.